Şöyle STK deyince hemen karşımızda Ali Kötüoğlu'ndan Sayın Osman Ali Kötüoğlu iyi bir STK iyi bir STK'cıdır. Tabii çok da eleştiriye her zaman kalemi böyle sağlam. Eleştiri de yapar. Hoş geldiniz. Tabii Abdullah Bey'le böyle bir sohbet ederken STK'ların biraz duyarsız olduğunu, STK'ların tam teşekküllü olaraktan bu tür sosyal ortamlarda özellikle spor noktasında biraz çok etkin olamadığın ama bir Sivas tanıtım günlerinde böyle turşunun peynirin satıldığı yerlerde daha çok organize edildiğinden bahsetti. Nasıl bir şey yapmamız lazım? Yoksa buralarda biraz öyle bir şey mi yapmamız gerekiyor insanların gelmesi için? Siz tabii İstanbul'dan Sivas'a seslenmek farklı bir duygu. Biz Sivas'ın çocuğuyuz. Ben ilk önce kendimi tanıtayım. Osman Elikötoğlu, Elikötoğlu Ailesi Derneği'nin başkanıyım. Geniş bir aileyiz. Bu olayı şöyle izah etmekte fayda var. Şimdi tabii İstanbul'dan Sivaslılara Sivaslılığı üretecek değiliz. Biz Sivaslıyız, İstanbul'da yaşıyoruz. Ancak STK'ların şöyle bir eksikliği oldu. Benim kanımca, Abdullah Bey'in programına da zaten bunu yansıttık. STK'lar Sivaslılığı, Sivas sporlulukla bir türlü bağdaştıramıyor. Şimdi elbette ki... Dernekle spor nasıl bir araya gelmesi gerekiyor? Ya işte bakış açıları zaten ortaya koyuyorum. Osman Bey'in demek istediği de o. Ama şöyle bir şey var. Rakibimiz yaklaşık 30 yıldır Süper Lig'de. Ve dolayısıyla da taraftar bilincini tamamlamış. Yani zeminden gelen çocukların hepsi Trabzonsporlu. Ama bizim biliyorsunuz İstanbul'da şu kadar milyonuz, bu kadar milyonuz diye övünüyoruz değil mi? Ama bu çocuklar Sivaslı oldukları halde Sivasporlu değiller. Dolayısıyla da STK'ların, Sivas Spor Kulübü'nün, işte Sivas Platformu'nun, konfederasyonların 1,5 ay önceden videolarla başlaması lazımdı. Sivaslılık ruhuna hitap edecek sloganlarla haydi maça diye bizi teşvik etmelilerdi. Ben her Sivaspor maçına gelen biri değilim. Futbolla da çok ilgili biri değilim. Ama burada benim memleketimin adı geçiyorsa, ben her sene Süper Kupa finali oynayan bir memleketin takımının taraftarı da değilsem, dolayısıyla da buraya ben bugün gelmek zorundayım diye düşünmeliydi derneklerinin başkanları. Ha bunu Sivas günlerinde de işlemelilerdi. Sadece forma satmayla da elbette ki olmaz. Hani sosyolojik dedik ya, yani içgüdüsel olarak o çocuklar baba beni Sivasspor'un maçına götür diyebilmeliydi. Değil mi ya, işte biz İstanbul'dan Sivaslılara Sivassporluluğu öğretecek kişiler değiliz. Biz alalade dernek başkanlarıyız. Biz burada iş yapıyoruz. İnsanları da yönlendirmeye çalışıyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Sivasspor maçına gelin dediğimiz zaman insanlar şöyle bir şey zannetti. Bizim derneğimiz bilet aldı ve insanlara dağıttı. Hayır. Biz dedik ki bilet alın ve bu bilet alın söylemiyle birlikte gerek Twitter'dan olsun gerek Facebook'tan olsun tarafımıza şu ana kadar 1500'e yakın bilet görüntüsü geldi. Bizimle alakalı olmayan, yani Osman abinin sorusunu cevaplıyorum şu an, bizim akrabamız olmayan ama 1500'e yakın görüntü bizimle paylaşıldı. Evet. Dolayısıyla bir sinerji yaratabildik ve bu sinerjiden dolayı da kendi memleketim adına, kendi derneğim adına gurur duyuyorum.